Herkese merhaba, selam. Bir felaket anında ne yapın dedim. En büyük ibadet, bakın, ibadet durmaktır. İbadet ettiniz mi? Koşturdunuz mu oraya buraya? O sırada ne yaptınız? Zoom'dan böyle ulaşmak mümkün mü? Gerçekten bunu yaşam haline getirebilen zerreler bunu böyle olacak mı? Çünkü neden çok önemli? Çünkü biz kendimizde bunu yapabildiğimiz zaman Türkiye'nin bulunduğumuz ülkenin şuurunda bunu yapabiliyor olacağız. Demek ki Türkiye'nin şuuru yeterince bir noktaya gelmemiş. Gelse buna ihtiyaç kalmayacaktı. Daha hala bir ihtiyaç olmuş. Yani bir felaketle birleşme ihtiyacı olmuş. Ama biz şuurumuzla, gönlümüzle bunu gerçekten yapabilirsek bu ihtiyaç bizden gider. Bizden gitti mi? Türkiye'den de gider. Bulunduğumuz topraklardan da gider. O yüzden bir tek benim bunu yaşıyor, hissediyor ve fark ediyor ve gerçekliği olmam değil. İnşallah yeteri sayıda bilincin, şuurun bunu yapabiliyor olması çok önemli. Senin hücrelerine yaptığın bir Adem şeyi, bütün hücrelerin Adem gibi titreşmeye başladığı zaman, Hak ismiyle titreşmeye başladığı zaman, bütün buradaki hücrelerin, o bütün Anadolu hücrelerine gerçek yardımı yapıyor olursun. Sen telaş etmediğin zaman, sen korkudan hareket etmediğin zaman, sen vesveseden hareket etmediğin zaman, sen bunlar değil, benim gerçekliğim, hakikatim de bu var, ben bunu gerçekliyorum demeye başladığın zaman, sen kendi kendine Taurus olmaya başladığın zaman, neyse, bununla ilgili konuşacağız. Göçük altından bütün şu anda kalbi henüz atanların hepsi, sizin İnşallah. hücreleriniz göçük altında kalmasın, tamam mı? Kalmasın. İnşallah. Yani toprak altında kalan hücreleriniz hepsi Hakk'a şu anda ulaşsın. Eyvallah. Yani ben şunun için bunu söylüyorum. Bari bu deprem bir bilincinizde, şuurunuzda bir işe yarasın. Bir dahakine ihtiyacımız kalmasın. Yani bir 99 depremi yaşadık. Ülke olarak tam bahsediyorum. Doğru mu? Bir gezi olayı yaşadık ve şimdi bunu yaşıyoruz. Şimdi burada da habire şu cümleyi ben duyuyorum. Birlik, beraberlik. Kardeşim, Allah aşkına artık birlik, beraberlik için buna ihtiyacım bitsin. Hadi. Hadi. Lütfen, yani buradan sen birlik beraberlik için bu senaryoyu mı görmek istiyorsun? Acaba acıttı mı, acıtmadı mı? Acıtıyor mu, acıtmıyor mu? Benim hücrem göçük altında, toprak altında hücrem kaldı mı, kalmadı mı? Yani bunun böyle bir tercümesi var çünkü. Yani ne olur, yani çıkarın şu hücrelerinize. Toprak altından Hakk'a teslim edin. Hadi. Edin. Şimdi. Edin. Yani ve sizin hücrelerinizin bu yansımaları Hakk'ta olduğu zaman bu tecrübeye ihtiyacınız kalmayacak. Bu senaryoda lazım değil bize. Hadi artık lazım değil olsun. Negatifle yaşamadan duramıyorsunuz. Hiç negatif pozitif değil. Negatif ve pozitifin getirdiği şuur. O şuura gelin. Bir pozitifi, negatifi ötelediğiniz vakit artar. Pozitifte durayım dediğiniz vakit negatif artar. Pozitif ve negatif sizin şuurunuza bir hizmetçidir. Şuurunuz bir noktaya geldi mi, bunları sırat-ı müstakim dengede tutar ve sizin ihtiyacınıza göre olduğunu fark edersiniz her şeyi. Ve sizin ihtiyacınız da bu biter. Ama habire negatifi öteleyip negatif olmasın,
diye bir öğreti öğrenim var. Bu işe yaramaz. Seyre de geçemezsiniz. Geçemezsiniz. Ama bu siz tek bir enerji alanı düşünün. O tek enerji alanında kimi bir felaket senaryosunda duruyor, kimi seyirde duruyor, kimi aşkta duruyor. Ya bitirin artık orayı, yani ülkemiz için, kendiniz için, her şey için. Çünkü burada şunu çok samimi olmak lazım. Sizde hala korkunun kırıntıları var mı? Endişenin kırıntıları var mı? Yani hücrelerinizi korku ve endişeyle vibrate, yani titreştiriyor musunuz? Buna ihtiyacım var. Biraz daha korkayım. Biraz daha endişeleneyim. Biraz daha bir felaket senaryoları olsun ihtiyacınız var mı? Veya burası tamam mı? Okey. Yani sizin böyle bir ihtiyaçtan değil, ama ben şimdi bu bilinçten, bu şuurdan, çok güzel. Bakın bu çok naif ve çok hafif bir şeydir. Şimdi burada gerçekten hiç etkilenmedim. Etkilenmemek şey değil, duygusuzluk değil, duyarsızlık değil. Yani adam sendecilik değil. Kesinlikle değil. Tam tersi, bütün olana sevgi akıtabilmekle alakalı bir şey. Yani bir nasıl söyleyeyim, yani burada kim ne derse desin, yani bana şey desin, biri dese ne olur? O biri bana dese ki sen ne kadar bencilsin, ne kadar duyarsızsın desin. O benim fikrimdir, benim düşüncemdir bana gelen. Önemli olan birinin ne demesi değil. Senin gerçekten nasıl hem seyrettiğin, nasıl durduğun ve nasıl. Burada şimdi etkilenmemek, şimdi çeşitli safhaları var. Yani şimdi oradaki bir zerreye merhamet duyabilirsin, ağlayabilirsin. Canım diyebilirsin bir durumda. Ama bir durumda onun aslında seninle olan bağlantını fark edebilirsin. Ve sonsuz aşkını ve sevgini o zerreye akıtabilirsin. Bir başka bilinçte bütün hepsi benim hücrelerimde. Ve ben ne kadar sevmemişim. Ve şimdi bunların hepsini seviyorum. Gerçekten hissedebilirsin. Buna ulaştığın için burada ağlamıyor olabilirsin. Yani bunların hepsi farklı şeyler, farklı işler, farklı bilinçte zuhur eden şeyler. O yüzden bu depremin size ben çattığı bir şey olması lazım. Sizden bir şeyi negatif pozitif diye değil, ama şuurunuza bir hareket. İnşallah vesile olmuştur. O niyetle hareket eden bir enerji alanı var. Sizin bilincinizi, şuurunuzu ve bütün o zerrelere sonsuz, en çabuk şekilde, en harika şekilde, bütün ülkemin üzerinde harikulade bir güzelliğin zuhur etmesi, bir şuurla zuhur etmesi. Yani pozitif olması değil. Bakın ben pozitif, negatif demiyorum. Ama şahane bir şuurla bunun zuhur etmesi gönülden talebimdir. Her türlü. Ülkemde, bedenimde ve benim zerremle ilgili her halde. Evet, hiçbir pozitif negatif ayrımı yapmadan, ama muazzam güzel şuurla, muhabbetle, güzellikle, zevkle, bütün o frekans halini, zevkini fark ederek, zevk ederek yaşayan bir zerre olmamızı ve bütün ülkemin bununla hareket eden, hiç kestirilemez bir şekilde güzelliği yansıtan bir durum arz etmesine ben talep ediyorum, kendim için, sizin için ve bütün ülkem için. Bir alt üst olmak daha lazım mı? Sadece bu soruyu sorun. Lazım mı? Böyle tamamla. Ya Rabbi deyin. Rabbiniz bunu tamamlasın.
Evet. Adem bedeninizde kalın. Niye ben bu Adem aktivasyonunu yapıyorum? Siz fark edin. Bu beden fark etsin. Adem bütün depremleri, şunları, bunları dengeler. Dengeler. Esmaları tamamlar. Sizden aç. Ben esma çekme kardeşim. Adem de dur. Nur Muhammedi de dur. Adem de dur. O tamamdasın. Bu bedenle olan ilişkisinden dolayı, bu enerji alanının birebir ilişkisinden dolayı izin ver. O tamamlasın. Sen bir şey yapma. Senin bir şey yapmaman ve buna izin vermen secdedir. Bu namazdır. Bu salattır. Bunu fark et. Evet. Bu salatın olmasına, sonsuz aşk ve sevinçle olmasına lütfen izin ver. Lütfen bırak aksın, bırak gitsin. Ben akıştayım da. Hayır, akış bu. Öyle oranın buranın akışı değil. Size olan akışa, sizin olan yazılımınıza, hakikatinize bir izin ver. Özün bundan fazlası zaten. Burada özünüz bir deneyim yaşıyor. Ama ben akış... Hayır, dışarıya göre akışta olma. Sen kendi içindeki o muazzam sonsuz sevgi ve sonsuz enerji ve bütün bu sistemlerdeki Adem ve Nur Muhammedi ile akışa gel. Heh. Ak bakalım nasıl akıyorsun o zaman. Hadi hep beraber. Yes. Bu yani aynı bu çok işe yarayan bir şey. Rengin Hanım söyledi. Demek ki böyle. Ben bunu yapamıyorum. Nasıl yapacağım? Aynısını ben mürşidimle yaptım. O bana dedi ki bu. Bu maddeyi göreceksin. Göreceksin. Yunus Emre dedi göreceksin. Niyazi Mısri dedi göreceksin. Bu maddeye şahit olmadan olmaz. Ahmet Mehmet onun hayır. Hakka bak. Bunu gerçekten gönülden ya rengin söyledi. Bu nasıl bir şey? Evet, bu da işe yarar. Dediğiniz vakit bu size görünür. Buna şahit olmanız çok kıymetli benim için. Oldu. Bu şahitlik işte şimdi niyet etmekle değil. Bu şahitlik büyür şimdi. Büyümesine izin ver. Eyvallah. Ya Rabbi, ne güzel bir şey var burada. Ne şahane. Hiç bilmiyordum. Şimdi bunu fark ettim ve bu büyüsün. İşte buna izin ver. Mühim olan sizin şahit olmanız. Başka yerde oyalanmanızı istemiyorum. Ve siz bunu her yaptığımda Ya Rabbi deprem olayı senin bir ismin, bir esman. Tanıdım buradan seni. Ama artık buna ihtiyacınız bu türlü kalmasın. Ne olur. Yeter. Yani gerçekten fark edin, zevk edin, kabul edin ve hak bedeninize ve daha sonra kendinize şurada mesela teşrife ismini almış olana yani gerçekten ete kemiğe büründüm. Teşrife diye görünmüş. Eyvallah güzel de etmiş manasına doğru bir yol gelsin. Ama ilk önce öyle cumburlop değil. Öyle hayır. İlk önce seyredin. Gerçekten. Seyrettiğiniz şeyi çok iyi tanıyın. Seyrettiğiniz şey bütün varlık alanı. Varlık alanının hepsi Allah. Ha tabii ki şimdi ben onu da yazdım yani doğru dürüst deprem evleri yapın. Doğru. Buna hiçbir itirazım yok. Ama olana bu da yapmayacağız. Olanı bütün Allah manalarına taşımak durumdayız dar ismi. Çünkü bize yarattığı şey. Oradan Allah'ı tanıdınız mı tanıyın. Hakka dönün hemen çıkın oradan. Çabuk. Çıkın ki bütün zerrelere şifa. Şimdi burada olsun. Burada. Olduğunuz yerden olsun. Ve size eğer bir iş yaptıracaksa bu özünüz. Gitmek gerekiyorsa gidersiniz de öyle böyle yaparsınız. Bir şey yapmak gerekiyorsa yaparsınız. Gerekmiyorsa yapmazsınız. Burada ay yapamadım suçluluk duyuyorsanız orada daha özünüzde değilsiniz. Çünkü yaptıran özünüz, yaptırmayan ve sizi durdurup böyle bir yayın yaptıran özünüz.
sonsuz aşkla orayı sarmalayan, şu anda mesela ben bakıyorum bütün Türkiye için gerçekten bu bir kişi şahane bir şey istiyorum. Ha. Yani fantastik hatta. Hiç öyle hesaplı, kitaplı, nasılı, nusulu, şöylesi böylesi yok. Öyle bir şey var gönlümde. İşte bu kadar böyle görüyorum. Çünkü bakın bir şey daha söyleyeceğim. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Benim bir arkadaşım vardı. Şimdi bir arkadaşım vardı Semih diye. Bana dedi ki rengin dedi ne var dedim. Ben dedi korktuğum şey başıma geliyor. Tamam dedim doğrudur. Korktuğumuz başımıza gelir zaten. Ben evvelden örümcekten korkardım. Gittiğim her yerde kafama örümcek sallanırdı. Yani şimdi böyle yemeğe gitmişiz lokantada kimsenin örümcekle bir alakası yok. Benim burnumun dibinde böyle filan. O da dedi ki ben dedi mehterandan korkuyorum. Yani dedim şimdi korkarsan kork yani. Mehter takımını nerede göreceksin yani? İki tane bir yerde görürsün. Üç tane bir yerde görürsün. Doğru değil mi? Yok dedi. Ben buna şahidim. Bu iş böyle olmuyor. Mehteran dedi. Benim çalıştığım yerin altına geldi. Çalışmalarını orada yapıyorlar dedi. Yani bu mantıklı mantıklı değil. Yani kendileri o işte askeri sahada çalışma varmış kapatmışlar. Bunun çalıştığı yerin altına geldi. Benim dedi ödüm patlıyor. Ödümün patladığı da burnumu dip. Yani hani ben normalde derim ya kardeşim nereden buldun sen mehteranı sabaha kadar kork ne olacak yani nereden? Bu o beni buldu dedi. Şimdi duygular böyle bir manyetik alan. Duygu ve endişe duyduğunuz şey sizi buluyor mu? Buluyor. Kaç kilo endişe lazım size? Kaç kilo? Yani yeterli endişelendiniz mi? Ve bütün mehteran, örümcek, birinden korkunuz, her ne varsa, bütün kim, hangi çeşitse, hangi çeşitse, hangi duygu, hangi düşünceyse, hangi genetik aktarımsa, hangisi olursa olsun, hepsini toptan, külliyen, Allah'ın bir yetiştirme ismi, dar ismi veya müzil ismi, veya bir esması olduğunu kabul edebilir miyim? Bitti. Ha, bunu bizi bilincimize güzellik olarak ya Rabbi hak olarak bana göster diyebilir miyim? Veya bunu bu isimde bu sensin. Sensin. Tamam diyebilir miyim? Ve buradan gerçekten çıkabilir miyiz? Yani ve hak aktivasyonu veya hak bizim öz maddemiz çünkü hakla birlikte durmaya başladığımızda bunlar bize sevgili olabilir mi korktuklarımız? Korkutucu değil sevgili. Yani biz nasıl fark edip kabul edeceğiz? Yani Allah değilse ben neyi kabul edeceğim? Nasıl kabul edeceğim? O onu gebertmiş, o onu dövmüş, o onu orada kalmış, o onu tecavüz. Nasıl kabul edeceğim yani? Sen orada Allah'ı gördüğün vakit senin bir esmanı zuhur ettiriyor. Teşekkür ederim. Bir teşekkürün öde hoponono deniyor. İşte al sana hoponono. Sen Allah'a hoponono mu yapıyorsun? Yap. Peki madem istiyorsan yap yani. Allah'ım sen hop hop nonosun diye de diyebiliriz deriz. Buradakiler çok güldü buna. Yani ben de güldüm. Hoponono. Yani okey. Olur tamam neden olmasın ya bu senin böyle bir numaran mı yani gerçekten çok şahanesin deyip yani Allah'ı tanımak bilinmek birini istediği için gerçekten buna bir böyle bir hal tavır ve şuurla bakın ben siz üzülürsünüz üzülmezsiniz ama bunu kaygıya dönüştürmeyin bunu Allah'a dönüştürün bunu orada sabitlemeyin yoksa yani hani merhametsiz olun şunu bunu demiyorum ama yani gerçekten ya Allah'ım sen nasıl bir şakacı mısın nesin nedir bu böyle hop hop nono musun yani tövbe yarabbim bu. Allah ve melekleri emir kipiyle yani sen busun ve sen böyle yapla hareket eder
niyetle falan. Evet, niyet de güzeldir ama hayır, tanımak daha iyidir. Yani bilmek daha iyidir. Eyvallah. Ya Rabbi. Gerçekten. Canım Buyurun. benim. İyi ki varsın. İyi ki. Amin. Çok. Tabii ki. Ben de kendim öyle diyorum. Ya ne güzelsin, ne iyi ki varsın. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlarım hakkında eşiyle anlattı. Aynısını yaşadım. Onu görünce zaten o sevgiliye girince karşındaki ağlayıp sana demeye başlıyor. Ya inanılmaz deneyim yaşıyoruz. Ama bir iki sorum var. Ha, Aktivasyonları bir tamam. yapayım. Bir dakika. Tamam. Şimdi sesinizi biraz daha güzel ayarlayayım. Bir tutuk tutuk bir şeyler yapıyor. Tamam. Evet. Aktivasyonlarımı yapıyorum. Ha. Dışarı çıkarken yapıyorum. Bir şey soracağım. Aktivasyonlar hani düşüyormuş gibi oluyor. Hissediyorum arada. Böyle aktivasyon için hemen çıkışım geliyor bir an. Sanki orada değilim gibi oluyor. Yine normal hayatıma devam ediyormuşum gibi geliyor. Birden kendime tekrar geliyorum. Ya ben Adem'deyim. Bir dakika. Ne oldu? Haktaydım filan demeye başlıyorum. Ama Evet, bunu hatırlatıyorsunuz, zikir yapıyorsunuz. olayla değil. Hani kendi içimde yaşıyorum. Elhamdülillah. Tekrar olabilir mi böyle bir şey? Bir onu soracağım. Oluyor. Şimdi beşeri sisteme düşüyoruz, zanna düşüyoruz. Yani bu sistemdeki durumlara düşüyoruz, bir şeylere düşüyoruz. Bütün mesele zihnimizi, gönlümüzü bunlara artık düşmeyecek harekete getirmek ve bunların sadece bizi yetiştiren işler olduğunu fark etmek. İnşallah gerçekten enerji bedenimiz olarak gerçekten ama öyle mış gibi kış gibi değil. Yani muhatabımızın ne olduğunu fark etmek ve muhatabımız da yani mesela işte kocama kızdım. Yok, olmaz artık. Çünkü muhatabım kocam değil artık. Yani evladüküm, emvalüküm, malüküm fitne dediği bu. Yani muhatabım Allah. Şimdi muhatabım Allah ve enerjiler ise aslında muhatabım kendimden kendime. Allah'tan Allah'a, benden bana. Şimdi onun safhaları var fark etmek için. Şimdi bu kuvveleri ve bu güçleri ve bu sistemi kendinizde tanıyıp, sistemi fark edip ve Allah ve zatına okey deyip Muhammedi bilince tamam demeden bu sistem Allah'a ait, bu sistem bana ait. Ben Allah da Adem'sem ve bu Matrix'te bir Ademiyetim var. Bu bedenim, bu avatar bedenim bu Adem'le hareket etsin. Etmeyi öğrensin yani. Ne zaman? Şimdi. Hadi. Hadi hadi. Bekleme yapma. Yani benim böyle tavırlarım vardır. Zoom'da çok efendi gözüküyorum. O yüzden öyle yapmıyorum. Yok, böyle çok güzelsiniz. Bekleme yapma hadi. Ha, yani ha, yani şunu getireceksen getir getir yani. Ya getir ya getir. Ha, ve o zaman bütün bu sistemler gönlünüzdeki aşk ve muhabbetle birlikte sistemler de sizde olmak durumuyla o zaman bir tek siz varsınız. O zaman. Şimdi bunun gerçekten incelikleri var ama önce siz bu muhatap olduğunuz şey burada mesela sizi etkisi alan bir şey varsa altına ki var bir bu Allah. Yani bunu Allah olmadan seyredebilmeniz ben bilmiyorum öyle diyeyim. Ben bilmiyorum. Ha, yani. Ben de bilmiyorum. Yıllarca Bilmiyorum. çalışma yaptım. Benim zihnimin yarattığı bir şey, zihnimin yarattığı bir zırıltı bir durum var. Zihnimin, beşeri zihnimin yaptığı bir sürü zırıltı iş var. O yüzden biri bana bela okuyor. Okur. Ben de okumuşumdur. Benim beşeriyetim böyle. Ha. Biri bana böyle diyor, sen ne biçim der. Ben de demişimdir. Benim beşeri zihnim böyle. Biri bana işte geliyor, vuruyor. Vurur. Ben de vurmuşumdur. Benim beşeri zihnim. Bir kere zihni tanımak lazım. Yani karşımda suç bulana kadar benim beşeri zihnimin işleyişi böyle. Ha, peki ben bu zihni nasıl çıkarım? Allah Allah. Aa, sürpriz.
Çıkarım. Yani yok efendim Maria Marguerite neydi o adam? Yani kişilikten, ya Allah'a istinad ettim bir kişilikten çıktı işte. Ya Muhammed ya, eksik mi söyledi yani? Yok, Muhammed öyle bir şey yapmaz. Yani Muhammed'e laf söyletmem. Öyle bir durumum var. Yapacak bir şey yok. Yani eksik mi söyledi? Ya adam öldü yani, biz bir şey fark edelim diye yani. Neler filan. Neyse yani o zaman yani kişilikten çıkar. Kim yaptı? Allah. Peki tamam. Buradaki burada ne var? Ha işte o zaman zaten seyre başladın anda. Anda başladın. Beşeri durumlarına sana doğru geliyor. Niye? Çünkü senden yaratılıyor. Ha, bu da fantom hadi. Evet. O zaman sen yarattığını buluyorsun. Ne yaratmışsın? Bak bakalım. Hadi. Ha, yani Allah yarattı filan diye seni çıkarmak için başka bir sistem gelmiş Hazreti Muhammed de. Ama sen ne yaratmışsın kardeşim? Aşağıların en aşağısını istiyorum demişsin. Biri bana işkence etsin, vursun, kırsın, gebersin. İşte beni son noktaya getirsin. Bakalım ne oluyor? Böyle de bir cengaver durumu var. Ondan sonra ağlıyorsun. Eyvah başıma geldi. Sen yaptın. Ay biri gelsin bana kadınsın, ne boktansın desin. Dediler. İyi mi? Biri gelsin bana işte erkeksin, şöylesin, böylesin. Bir sıra cinsiyetten vursun. Vurdular. Doğru mu? Biri gelsin bana işte sen de beş para. Neydi o? Bu lafı da hep duyuyorum. Değersizsin desin. Değersizsin. Hadi. Aynen. Değersizsin. Çok istedin, duydun, tamam mı? Evet. Evet. Okey misin? Okey misin? Yani hiç kimse seni sevmiyor durumuna geldin. Okey misin? Yani ben şeye taktım gidiyorum şimdi. Yani hiç kimse beni beğenmez. Ben zaten çirkinim. Ben zaten şuyum. Zaten acıların kadınıyım. Erkeğim, her ne haldeysem bir halim, bir şeyim işte yani ondanım. Ondan oldun mu? Ha. Ya Muhammed geldi yani seni bundan kurtarayım diye anası ağladı adamın yani babası neler oldu yani valla. Kendisi bu forma büründü ki buradan nasıl çıkılır görsün. İsa gibi böyle hop dedi gitmedi. Okay. Yani şimdi o yüzden hadi yani yeterli derecede aşağılandın mı, üstüne binildi mi, tecavüze yeterince oldu mu, tamam mı burası, soruyorum yani soruyor hak, Allah soruyor kahhar ismine burası tamam mı filan. Yani tamamsa okey hadi o zaman tanıyalım bu durumu ve gülmeye başlayalım. Yani ne yapsınlar yani bir şey vardı. Tarikat durumu yani çok zordur yani orası. Yani bu olmaz. Çok kötü filan deyip tam zıttını hazırlarsın. Gelip burada ayva yersin. Allah'a şükür. Şimdi burada aman günah, aman bilmem ne, eyvah burası filan. Tabii zinhar bu, yasak öbürü, günah öbürü bir şey. Tam tersini Allah sana oradan yaşatır. Sen o günahları görürsün, sonra hepsini birden olursun. Ha, olmadan da çıkamazsın. Çünkü o deneyimi senden yaşatır. Buraya tamam mısın? Bak gördün mü işte filan yapar. Eyvallah, o zaman inşallah oradan çıkarız bir kolaylıkla. Çünkü yani tarikat işi böyle bir şeydir. Günah yasak şudur budur. Yani hangi şuur ve bilince, yani şuur ve bilinç halimiz önemli. Kalbimiz durduğu yer önemli. Tanımamız, bilinmekliğini istemek Adem'le olur. Muhabbet etmek Muhammed'le olur. Ve bu sistemler tamamen bizim içimizden işler. Yani. Hak bütün şerleri hayır eyler. Burada öyle arkadaşlarım var ki benim. Mesela yangın görmüş, bir de bana diyor ki üçüncü gözümü o 20. gözü açık. Üçüncüsü kapalıymış. Allah Allah. Ya yani uyduruyor. Yani bence 20 tane falan açık yani. Yani böyle kaç tane varsa.
Şimdi yani ben şu anda salondaki gibi konuşmaya başladım. Yangın geliyormuş, böyle yapmış elini. Hak demiş, geri gitmiş yangın. Ha, bu kadar. Ha, bir de bana diyor ki üçüncü gözümü aç. Allah Allah. Hayırdır? Yani hakkı hak deyip bu tarafa döndüren yangını ne yapmaz ki yani? Ha. Tövbe. Yani Allah da böyle şeylerimize izin veriyor. Hakla izin veriyor. Hakla, hakkı kullanarak hepsini güzelliğe çevirmemize izin veren bir sistem bu. Fark et. Okey? Hepsini. Hadi. Hadi hadi hadi. Bekleme yapma. Hı, tamam. Şimdi çok acayip bir şekilde anlatıyor oldum Allah'ın izniyle. Ey Allah'ım. Bütün ülkeme. Hani burada ayrımcılık yapıyorum. Ayrımcılık yapıyor musun? Yapıyorum. Hadi. Ülkem için yapıyorum. Türklük için yapıyorum. Türk çok önemli bir şey. Atatürk için yapıyorum. Hazreti Peygamber'in Türklüğe olan ilgisi, Sirius bağlantısı için yapıyorum. Sirius'taki, şimdi bunu da ben çok gezegenleri söyleyen biri değilim. Fakat seneler önce yaşadığım bir şeyin Sirius bağlantısı olduğunu gördüm, şahidim ve çok seviyorum orayı. Yapacak bir şey yok. Bunun için yapıyorum, bunun için söylüyorum. Bütün ülkeme hiç kimsenin akıl etmeyeceği derecede bir güzelliğin zuhur etmesini istiyorum. Şimdi istiyorum. Ve kim herkesin buna şaşırabileceği, ya bu da nasıl oldu? Nasıl bu kadar çabuk? Nasıl bu kadar güzel? Nasıl bu kadar bütün o ruhlara, o ruh parçalarıma sonsuz aşk ve muhabbet diliyorum. Hiçbir felaket senaryosunu indimde barındırmıyorum. Hayır. Ve gerçekten muazzam olanı, müthiş olanı, müthiş güzel olanı, müthiş hesaplanamaz olanı canı gönülden bütün kardeşlerime, bütün ülkeme, bütün bu ülkenin topraklarında zuhur edenlere her haliyle şu anda canı gönülden sonsuz aşk ve muhabbetle diliyorum, istiyorum ve bütün ülkemi, topraklarını yani bedenimi, yani Anadolu'yu olan bedenime muazzam güzellikler, ışıklar, sular, muhabbetler, bütün toprak parçalarına, toprağın içinde bütün olanlara, bütün akan sulara, Nur-u Muhammedi, ışık DNA ve zevkinin zuhur ettiğini fark etmek üzere ve bütün Adem bedeninin bu toprakla, bu topraklarla muazzam zevkli, eğlenceli, sevinçli bir şekilde olduğunu, yani benim bütün zaman ve mekanlardaki bedenimle ve bulunduğum her bir toprak parçası olan bedenlerimle sonsuz muhabbet, aşk ve zevki ve su akışını ve akıl edilemez güzellikleri muhatap olmayı ve bütün bunun zuhur etmesini, zevkle yaşanmasını, her bir zerrede bütün acı diye gözükenin tatlıya değil şahaneye dönüşmesine, muazzam bir güzelliğe dönüşmesine şu anda fark ediyorum, zevk ediyorum ve bütün ülkemin üzerine muazzam bu ışıkları, bu güzellikleri topraklarına, sularına, her havasını, her noktasına, üstünde yaşayanlara hiç akıl etmediğim şekilde zuhur etmesini istiyorum şimdi. Amin. Cumanız mübarek olsun. Bütün melekut alemi, yeryüzü, gökyüzü melekleri,
memleketimin üstünde olsun. Atatürk'ün söylemeye gayret ettiği, peygamberimizin çok sevdiği, hiçbir ırkçılığa dayanmayan Türklük manasının en güzel şekilde zuhur ettiği nokta olsun. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Böyle bir El-Fatiha geldi. Memleketim Ayetel Kürsi, Fatiha ve sonsuz güzelliklerle bütün katmanlarda sizinle Adem ve Hak bedeninizle daim olsun. Eyvallah. Evet. Merhaba. Merhaba Rengin Hocam. Merhaba. Evet. Saygılar. Bugün saygılar. Böyle. Allah'a çok şükür. Evet. Çok şükür. Çok şükür. Hocam aktivasyonla ilgili ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi açıklama yapacağım dediniz ama bunu da içine ekleyebilirseniz. Şimdi bir aktivasyonunuzda hayal ettiğinizde böyle bir kendi içimizden sanki özümüzden bir şeyi hayal etmişiz gibi kendimi orada hissettim. Sanki bir Nalan da oradaki. Ama Adem aktivasyonuna döndüğümde o başka bir şeydi. O aradaki farkı alabilir miyim? Enerji farkı var. Adem sizdekini tamamlıyor çünkü. Yani birlik bir Adem bedeni görüyorsunuz. Çok büyük, kocaman. Ama sizdeki bu zerredekini tamamlıyor. Evet. Ben onu Nur Muhammedi'yi Hakk'a çevirdiğim vakit hep beraberiz zaten. Ama Adem'i istiyorum ben. Yani sizde tamamlanması, fark etmeniz. Tamamlanmak ne demek? Eksik bir şey yok. Ama fark etmeniz gereken bir isim var orada. Yani heh, bu da tamam diyeceğiniz o kadar. O yüzden enerji alanı farklı. Tamam. Tabii. Yani onu yaptığım anda bu tarafa geçince farklı. Onu biliyorum. Ama Nur Muhammedi ışık DNA. Şimdi bu daha sonra bu bedenden kendiliğimden akmaya başlayacağım. Kendiliğimden. Çünkü Allah'ın yazılımı bu. Okey. Yani Adem ve hepsi yazılım bu. Kendiliğimden. Bırak kendiliğinden olmasına, Adem tamamlasın. Okey? Yani Nur-u Muhammedi, yani ne diyor? Adem'in nurundan önce ben vardım. Adem'den önce ben vardım. Ne olarak? Nur. Kendi nurunu tamamlamak için son peygamber kim? Muhammed. İlki de o, sonu da o. Doğru mu? Bu yani size satranç oyununu anlatıyor. Ve burada hepsinin öncesindeki nur hak yarattı diyor. Bak, hak alemi uğruna Muhammed'i. Ondan sonra ne deniyor? Bütün alem Adem'de, Adem'in içinde. Şimdi bunların hepsinin enerjetik ve şey farkı var. Fark ediş farkı var. Bunların hepsi bu matrikste sizinle. Şimdi sen diyorsun ki ben Nalan olarak Nalan. Ben de diyorum ki hayır, Ademiyetini, Nur-u Muhammediyetini, Hakk'ı fark et. Ondan sonra Nalan olmak çok eğlenceli bir şey olabilir. Ama bunu fark etmeden Nalan egosuyla Ahmet bunu yaptı, Mehmet bunu yaptı, işte o küfretti, öbürü bilmem. Ya bunların hepsi nefsin, yani nefs manyetik alanının şakraların bir ilk önce aşağıların en aşağısını da sana deneyimlettirecek kısımları. Yine bu şakralarda. Ademiyetini, Nur-u Muhammedi ve hak enerjisini, hak maddesini tanıdıktan sonra sen eyvallah bu burada olur dedikten sonra bütün o şakralar kendiliğinden başka isimlere, esmalara dönüşür. Ve sen bunu Taurus olarak yaşamaya başlarsın. Bu herkese yapabileceğin en iyi şifadır. En iyi şifa. Yani çünkü bütün o zerreler seni sana yansıtır. Dışarıda hiçbir şey yok. Hepsi senin zihninden açığa çıkan bir şeydir. Sen zihnine bu türlü fark ettirip eğitmeye başladığın zaman bu sensin, böyle sensin, şöyle sensin, böyle Allah ve böyle ve bu sistem ve
O zaman sen olarak ortaya çıktığında senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Yürümen şifadır, su içmen şifadır, herkese. Yani bana mesela, herkese. Ama bunu fark etmek için buradasın. Buradaki fark etmen gereken noksanı Adem sana hiçbir şey yapmadan benim bu aktivasyonumla fark ettirir. Gör bak. Eyvallah. Hepinizi seviyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Ne zaman isterseniz tekrardan şey yaparız bu hafta içinde yine. Çünkü böyle bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde bir beraberiz zaten. En azından şimdilik bu Zoom'u kapatayım. Bir su içeyim, bir şey yapayım. Ondan sonra istediklerimizi zaten beraberiz. Bunu unutmayın. Bütün kuantum dolaşıklarıyla ama hangi bilinçte, hangi şuurda? Bu çok önemli. Ve sizden işleyen, size hizmet eden, yani şimdi artık burada da daha çok söylemeyeyim. Ama yani çok daha güzel bir varlıksınız. Bu zerrenize acıyın biraz ne olur. Yani bu zerrenize secde etsin de. Hadi. Hepinize öpüyorum. Hocam, Rengin Hocam, sohbet grubuna bir şey yazdım ama kesmek istemedim lafınızı. Söyleyeyim mi? Ha söyle, vallahi görmedim herhalde. Olsun. Kapatacaksınız diye endişe ettim de söyleyeyim. Ama eğer mümkün... Ay, ben size hiç doyamıyorum ki. Hiç doyamıyorum. Yani gerçekten. Yani sizinle oturup sizinle kalkacağım hocam. Tabii. Ben içtim. Affedersiniz ama ben bir tane içtim şimdi. Siz yani affetmiyorum zaten. Yani nasıl affedeceğim yani? Affetmiyorum. Evet söyle. Tamam. Hocam şimdi hani bu ara Zilzal Suresi çok okunuyor. Siz de aktivasyonunu yaptırmışsınız. Beraber yaptık. Biz hala yapıyorum. Ben mana olarak hani aynı Tin Suresi'ni ya da diğer sureleri böyle bir yapıyorduk ya, hani siz yapmıştınız. Diyorum Zilzal Suresi'nin manası üzerine bir sohbet yapsak uygun şimdi olur mu? Yani... Ben mesela şimdi ben şunu devam etmenizi istiyorum. Nur-u Muhammedi, Habibullah, Hak, Işık, DNA ve Adem. Şimdi Zilzal'i ben yaptım. Neden? Dediler ki Zilzal, nasıldı o? İzâ züzziletil erzü züzzâleha ve ehrecetül erzü eskâleha ve gâlel insânü mâleha filan gidiyor yani öyle. Hani içeride yerin altındakiler yukarı çıktığında. Zerretin şerren yara. Yani zerre kadar bir hayır yapsan sana döner. Zerre kadar bir şer yapsan sana döner. Hatta bundan Hazreti Ömer'in çok etkilendiği söylenir. Çünkü senden ne çıkıyorsa sana geri gelir. Doğru. Ne çıktığını bir bakmak lazım. Şimdi genelde zilzal işte gibi şeyler hani korkutucu gibi görünüyor. Ben de korkutucu olan her şeyi kendimde denerim. Şimdi korkutucu mu? Hadi o zaman deyip kendi üstüme alırım. Yani mesela zilzali böyle söylediler. Öyle bir deneyimim yoktu. Kapattım. Ben zilzali kendi üstüme aldım. Ve son derece rahatlatıcı bir şey olduğunu gördüm. O yüzden size uyguladım. Son derece rahatlatıcı. Allah çünkü bakın hiçbir şekilde şer olmaz orada. Çünkü Allah bütün kuantum alan. Yani orada olmaz. Sana burada tehdit gibi görünür, şer gibi görünür, kötü gibi, kahhar. Ama işte burada onu söylüyorlar mı? Ben denedim, şahane. Yani bütün kötü diye yazılan şeyler, Kur'an-ı Kerim'de kendilerine göre tefsir ettikleri her şeyin sonsuz şahane olduğuna şahidim. Ama kendimde deneyerek yani, kendimde görerek. Kendimde görmediğim bir şeyi de size söylemek istemem. Zaten iki kere böyle bir şey yaptım, bir müzik konusunda bir de bir şey, ama sonra vazgeçtim. Hayır, böyle değil yani, böyle olmuyor. Bana olmuyor en azından. Evet. Onun için yani şu anda hani zilzalin üstünde durmak istemiyorum. Tamam. Üstünde durmak istediğim aktivasyonları söyledim. Nur-u Muhammedi gözünüze yazın, ışık ışık olsun. Habibullah içine koyun. O nurun içine bunları koyun ve
Koyduğumuz anda orada zaten hiçbir şey yapmayın ve nefes alıp verin, sizin o bedenleriniz harekete geçer. Hiçbir şey yapmadan yapmanız gerekeni size gösterir. Adem'i Adem tamamlar. Onu biliyorum. Yani esmalar, yani siz tarikatı falan geçmiş olursunuz hemen. Hiçbir şey çekmeden. Öyle bir kolaylık çünkü. Evet. Fark etmeniz gerekeni size hiç şüphesiz orası yapar. Hiç bırakın kendinizi. 3-5 gün sonra görürsünüz. Ben de konuşabilir miyim biraz? Evet, konuşabilirsin tabii. Selam. Ki. Öncelikle kocaman öpüyorum. Tamam. Senin en çok şeyini seviyorum. Sonsuz değişini, sonsuz ve sınırları kaldırışın hoşuma gidiyor. Zaten öyle. Zaten o öyle olmayan hiçbir şey benim hiç hoşuma gitmedi hiçbir zaman için. Uymadı. Bunu sende fark ettikten sonra çok hoşuma gitti ve çok yol aldırdı. Bunun dışında şey soracaktım size. Yani tamam, o da Allah, o da Allah, o da Allah diye bir kavram içerisine girdiğimiz zaman nasıl oturtacağız bunu kafamızda diye düşünürken, tam o esnada suretten geçip sireti, yani siretten geçip hani o kavramlar içerisinde değil de yani görünenin arkasını bilip muhabbet, Muhammed'le muhabbet ki oturttum kafamda siz konuşurken, bunu hani insanların içerisinde nasıl yapacağız, nasıl oturtacağız diye biraz telaşa düştüm siz anlatırken. Fakat yaptığımın çoğunun faydasını görüyorum zaten, fark ediyorum. Zaten öyleyken nasıl bu kadar hani uzak olabildik, nasıl bu kadar fark edemedik, bunun hani bilmiyorum böyle mi olması gerekiyordu? Ya da biz ne yaptık da bu kadar anlayamadık? Bazen bunu sorasım geliyor size, sorsam hani ne dersiniz bilmiyorum. Bugün biraz konuşmanızı uzun tutarsanız biz mutlu oluruz. Çünkü bayağı bir hani preslendik diye düşünüyorum. Şimdi bunu anlattım ama yani anlattım. Ne evet. Yaptık da uzağa düştük diyorsunuz. Doğru mu? Evet. Yani zaten öyleyken, yani zaten öyleyken aslında hiçbir engel yokken, yani tamam sevgi olun. Tamam zaten sevgiyiz. Yani biz nerede, niye hani böyle olsun ki? Zaten sevgiyiz. Böyle zaten biz... Nur-u Muhammediyiz. Ama şimdi zaten Nur-u Muhammediyiz, sevgiyiz demek başka. Şimdi bu bedendeyken. Şimdi belli ki özünüz size bir suret biçmiş. Yani siz özünüzden demişsiniz ki ben bu beşeri sistemin içine girerim. Bu matrikse girerim. Evet. Bu matrikse Yasemin olurum. Şimdi demin dediniz ki kayıtlı olan şey bana göre değil. Kayıtlı olan şey Allah. Evet. Kayda girme gücü var. Kayıtsız ve sonsuz olanın kayda girme, bir kayıt alma zevki var. Şimdi sizin zihniniz diyor ki şu anda bana, ben madem kayıtsızım, madem sonsuz sevgiyim, bu nasıl oldu? Bu Allah sisteminden tekrardan kayıtlanma şey yapmayı bırakarak, yani kayıtlanmayı başka türlü yaşamayı görmeniz için buradasınız. Şimdi kayıtsızlık sırrını fahş eyleyince yaratan, mutu kable ente mutu deyip çıktık aradan. Hamdolsun ki Kevser içip göçtük hemen buradan, ta ezelden sevgiliye akmış bizim gönlümüz bu Turan Efendi'den. Fakat kayıtsızlık sırrını fark eden ve kayıtlanan kendisi. Kayıtlanana, şimdi kayıtlı olana, kayıtlı gibi gözükene, siz gerçekten eyvallah demeden kayıtlardan çıkamazsınız. Çıktım zannedersiniz. O sadece bir zan. Bütün kayıtları kabul etmeden, bütün. Bakın hep tekrar ediyor. Şimdi
Diyelim ki işte bilmem ne deprem, bir kayıt mı? Kayıt. Şimdi aynı filmi görüyoruz. Film aynı. Ta ki siz, sizin bunu seyretmeniz kaydı kaldırmanız değil. Yok. Siz ademiyetinize ve sonsuz aşk ve sevgi olduğunuzu seyrettiğiniz anda Yasemin kaydı kalkmış değil. Yasemin orada. Doğru mu? Şimdi bu kaydı nasıl yaşayacağınız değişecek. Bu kayıtla nasıl bir alemlerde, evrenlerde ve bütün alemlerde bu kaydın güzelliğini, bütün mana denilen siret bu türlü dini kullanmak frekans olarak nasıl güzeldir? Bunu göreceksiniz. O zaman ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Manası ortaya çıkacak. O zaman gerçekten. Çünkü bu kayıtları ben Yasemin'im, doğru, Yasemin'sin. Yasemin ismini özün söylemiş. Sevdin mi? Kabul ettin mi? Ve bunu özün, buradan, buradaki kayıtlardan değil, özünden huzur ettiğini fark ettin mi? Bunu nasıl fark edeceksin? Etrafında sana iyi veya kötü, pozitif veya negatif gelen her şeyi ilk önce eyvallah diyeceksin ki kaydın bütün bu sistemde fark edilsin. Hiçbir itirazın olmayacak. İtirazın, rezistansın bitecek. Rezistansın bittiği zaman sistemi tanırsın. Ve sen bu sistemde ademiyetine, haklı olan birlikteliğine ve kendini bildiğin zaman, o zaman nerede gerçekten hayır deyip dur diyeceğine, nerede şimdi devam ediyoruz diyeceğine, senin gönlün için ve bütün benliğin bunu özün söyler. Ama o noktaya gelmeden bu ilimleri duydum, ben bu noktayı yaşıyorum dersen devamlı bir sıkıntıyla karşılaşırsın. Ve bütün tasavvuf sistemleri ve ötesi. Çünkü ilmi ledün, ilmi rabbani denilen de bir şey var. Yani bütün bunlar senin her boyutta istediğin gibi girip çıkıp kolaylıkla yaşayabilmen için var. Ama bir şeyi reddettiğin zaman, bu böyle olmasın dediğin zaman, orası senin illaki senin içselliğinde fark etmen gereken bir şey. O mananın güzelliğini daha henüz yaşamamışsın. Sadece bir zihni, beşeri kalıp olarak duruyor. Orası geçmesi gerekir. Öyle. Yani senin için hepsi. Onun için burada bir itirazdan mı hayır diyorsun? Gerçekten özünden mi bir hayır diyorsun? Bunun bir farkı var. İndinde. Ve bu bütün alemde gözüküyor. Sen zannedersin ki gözükmez ama gözüküyor. İlk önce bu kişiliğine, Yasemin'e, rengine, özüne secde etsin bakalım. Hadi. Öyle kolay değil. Öyle değil yani. Ezber. Etsin. Şimdi. Bütün zihnindeki olmazlar, etmezler, o budur, şu şudur, demek ki şudur. Hepsi terk. Özüne bir secde etmeyi öğrenecek. Nasıl? Önünde gördüğü her şeye ilk önce, yani zahir gibi gördüğü her şeye eyvallah deyip, özüne eyvallah dediğini anlayacak. Dışarıda bir şey yok çünkü. İlk önce. Yani bunun safı safı bir adımı var tabii ki. Şimdi diyelim ki işte bizim gerçekten yani çok uğraştık hani de, Muhammed böyle bir şey yapmadı. Muhammed bu söylemleri böyle yapmadı. Muhammed harika bir şeydir. Niye? Bak onu da söyleyeyim. Çünkü sende o Muhammed. Sendeki Muhammed'i fark etmeden olmaz. Ha ben de ilmen. Hayır. Yok. İlmen değil. Ama sende bir durumdur, sende bir yazılımdır
ve bu çok zevklidir ve bu çok şahanedir, çok güzeldir. Şimdi bunun için yani şimdi ben bilmiyorum, bu zamanda çok anlamıyorum herkes, çünkü o kadar çok ilim duyup kafaları karışıyor ki. Ya ben 16 sene bir kişinin yanında ne dediyse peki dedim yani. Ha, sonra ben kendime buldum mu? Evet. Ama bunu yapmasam en ufak bir şey görürüm. Ben yapamazdım yani, öyle söyleyeyim. Şimdi diyorlar ki biz hemen yaptık. Ben de bir şey demiyorum. Demek ki böyle diyorum şu anda. Yani ben anlamıyorum orayı. Çünkü benim tecrübem de yok. Diyorum zar. Hepsi her şey. Yani bana göre zaten herkes her şeyi biliyor. Bana bir sıkıntı değil. Hepsine de teşekkür ederim. Ama benim gönlüm, gönlümdeki hareket burası böyle mi diyor, demiyor. Yani çünkü o nokta gerçekten zuhur ettiği zaman tanınıyor. Şimdi ben bununla ilgili bir Turan Efendi'nin bir şiiri var. Onu okumak isterim. Görse aşık cemalini. Şimdi bir cemal durumu var yani bu polaritede. Kahhar, yani kahhar demeyeyim, celal, cemal, bir denge var. Yani sen polariteden işlediğinde mutlaka ben pozitifim, pozitifim, pozitifim diye duranlara küt diye öbür taraf iner. O yüzden biz diyoruz ki pozitifte durma. Bunu altını çiziyorum ben. Altını çiziyorum bütün bu yollarda hareket edenlere. Pozitif değil, negatif değil. Ama o aşk ve muhabbet ve sonsuz sevgi şuuru, o bir şuur. Pozitif veya negatif değil. Yani o zaman tersi vuruyor. Vuruyor, al vurdu işte. Yani şimdi burada çok sözünü etmek istemiyorum. Bu konularda konuşan bir sürü insan... çok da başka laflar ettiler, dediklerine dikkat etsinler diyorum yani. O yüzden bir tasavvuf ilminde gerçekten bu buna liyakatlı mı, ister mi, talep eder mi diye bakılır alınırdı. Şimdi öyle değil ki, her yerde söyleniyor. Ama pozitif negatif olayı değil. Değil, yapmayın. Pozitif pozitif deyip kafamıza iş açmayın. Yani görse aşık cemalini, akıl almaz o halini, tatsa gönül visalini, ne olur canına ne olur, hayretinden susar diller. Yani pozitif negatif demeyi bırakıp Allah demeye başlarsanız, Allah onu denge, o ismiyle, dengeyle zuhur ettirir. Şimdi onu da söyleyeyim. Çünkü Allah isminin pozitifi negatifi olmaz, dişisi erkeği olmaz, çoğulu olmaz. Ve kimseye de mesela bilmem ne tanrısı, tanrıçası denmiştir, bilmem ne Allah'a denmemiştir bu zuhur aleminde. Doğru mu? Yani o kelime kullanılmamıştır. Sen Allah kelimesini kullandığın vakit o dengeyi yapar. Kelime çünkü A, L, L, A ve H. H bütün DNA'lar demektir benim için, yani öyle. Bütün DNA'lar da bütün pozitif ve negatifi toplar kendisi. Bu isim, bu kelime. Düşünce yaratıyor, söz yaratıyorsa sen bu yaratımda dur o zaman. Okey? Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Hayretinden susar değiller. Sen burada durduğun vakit hayret edersin yani. Ya bu pozitifti, bu negatifti ama Allah diye baktım. Allah kelime sensin dedim. O zaman bana gözüken şey pozitif veya negatif olmadı. Kendisi oldu. Ve bu muazzam başka bir mana oldu. Başka bir şey oldu. Hayretinden susar diller. Hani kollar, hani eller. Nerelerde o güzeller? Hepsi ölür, fena bulur. Yani fani olur. Yani fena ne demektir? Ölmeden önce ölürsünüz. Yani benim bildiklerim değilmiş dersiniz. Gerçekten bilmiyormuşum. Bu manadaki ne güzel bir şey varmış. Nasıl hiç görmemişim burayı dersiniz. Doğru mu? Peki. Ne bağ kalır ne bostan. Kalmadı zaten. Ne gül kalır ne gülistan. Ne can kalır ne de canan. Varlık dağı her av olur. Yani sen kendine nispet ettiğin bütün benliklerin
ben şuyum, ben buyum, ben şöyleyim, böyleyim dediklerim yok olur. Yani öyle bir şey değil ama Allah'a muhatap olduğun zaman hepsi birden yok olur. Sular rengi çiçeklerin, sesi çıkmaz böceklerin, yıldızların, güneşlerin rengi nuru söner, serap olur. Şimdi burada önemli çünkü yıldızlar ve güneşler senin atfettiğin bütün bilgi ve şuurlar. Hepsi. Çünkü yıldızlar, düşüncelerin, güneşler, senin bağlantı kurdun. Hepsi birden serap olur, yok olur. Bak bir Allah ismiyle yok olur. Yani bilmiyorum de. Allah aşkına ne olur. Mecnun koyarlar adına. Sana da derler ki bu Mecnun bu ne? Ne biçim dolaşıyor bu yani? Anlamazlar feryadını, aldırma, çıkar tadını. Kevser sana şarap olur. Şimdi yani birdenbire Kevser içmeye başlarsın. Yani o Adem aktivasyonlarında bir su akar, bir şey yapar. Yani yani hiç fark etmediğin bir alan sana şarap, yani şarap olur. Şaraben tahuradır bu. Yani seni sarhoş eder, doğru. Çok da zevklidir yani. O sarhoşlukta kalırsın. Sonra hakla dirilirsin. Ha, şimdi hak bedenine şahit oldun. Allah'a baka baka, Allah'ta birliğe birliğe, Allah isminde topluya topluya, Ahmet Mehmet'ten çıkıp Allah diye diye hakla dirilirsin. Birdenbire. Hem sever hem sevilirsin. Bak hakla dirilmenin noktası sevgi duymakla alakalı. Öyle ben hak dedim, yok böyle demedim. Sen gerçekten hak desen çok büyük sevgi olur. Hem sever hem sevilirsin. Adın senin ashab olur. Ne zaman? Şimdi. Şu anda peygamberin ashabı olursun. Hakla dirildiğin anda. Yani sana sen benim ashabımsın, gel buraya der. Canımsın der. Tamam burası, fark ettin, yes falan böyle falan da yapıyor olabilirler tabii. Dost olursun yaran ile, mest olursun canan ile. Ceme erip seyran ile, gönlün canlı Kur'an olur. Şimdi demin dedi ki Kur'an aktivasyonu. Ama senin gönlün işte o zaman canlı Kur'an olur. Yani biz Kur'an'ı senin gönlünden okumaya başlarız. Öyle Kur'an öyle yazılıp bitmiş bir kitap değil. Ama sen bu duruma geldiğin vakit gönlün canlı Kur'an'dır. Yazılmış seferinde, sona ermek seferinde, toz kalmazsa üzerinde, aklın sana Furkan olur. Aklın sana, beynin sana farkı gösteren yer olur. Sadece. Ama başrol gönlünde, vezir olan aklın farkı göstermeye başlar. Cem edip iki deryayı, demek ki iki tane derya var. Koyup dünya ve ukbayı, ukbayı ahiret veya şey dedi, hepsini terk edip. Bulursan sen evet Nâkim, adım kamil insan olur. Yani kamalan, çok zevk alan, çok keyifli olan, çok neşeli olan her durumda o insan olur. Amin diyorum. Bu hayretimizi Rabbimiz artır ve bu kama bizi getir. Hepinizi seviyorum. Eyvallah.